Aa, düşman pas geçtim, olmaz. Tipsiz. Sen nereden çıktın? Burada yıkım yeteneğimiz gelişsin diye uğraşıyoruz herhalde. Jidavar, arkadaşını öldürürken düşünecektin bunları. Bunları arkadaşını öldürürken düşünecektin, Jidavar. Adamın kafasına baltayı vur. Ondan sonra biz sana saldırınca çığlığı bas. Küreler de herhalde 100 yılın dayağını yedi şu anda var ya. Normalde çünkü bunlar bayağı iyi savaşıyor yani. Nasıl söyleyeyim? İdare ediyorlar yani hani kendilerine. Fena değiller. Tamam yavrum, tamam. Bundan onu atlayacağım, anladım. Anladım çocuğum, tamam. Ama onun da üzerinde duramadım ki, ayıp oldu yani. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Geçtik mi buraya? Geçtik. Bunlardan niye çıktık? Hiçbir fikrim yok. Buraya gelmek için çıkmışız sadece. Buraya gelmek bir işimize yaradı mı? Gereği var mıydı buraya gelmenin? Yokmuş. Canımız sağ olsun. Ha gayret, ha gayret çocuğum. Hadi başarabilirsin bunu. Ya kenarına bastın diye oranın niye orada? Abi bu oyunun yürüme mantığı beni benden alıyor bazen. Oo, en sevdiğim. Buz değer. Tatlıcalı Selena. Sen kimin nerede olduğunu anlayıp huz der muz der derken iş işten geçti bile. Peki. Doğru yoldayız gibi. Kristal çizme bak. Bu da güzel. Kristal hafif zırh. Aslında hafif zırh takılabiliriz ama bir yandan da o zaman hırsız görevlerini yapar. Bülbül olur. Onların zırhını alırdık diye düşünüyorum yani. Mer. Ha. Ba. 3 seferde verdim selamımı. Yunus'cum iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Bannerlord'un demosu çıktı ama çok gereksiz. Sadece multiplayer bir savaş. Biraz oynadım. Hani sloppy derler ya, böyle biraz sallamasyon yani, kontrolleri falan kötü, zor. Oyunun bir tamamı çıksın. Hani senaryolu falan böyle oynayacağımız, o zaman oynarız. Asıl o zaman oynarız yani. Çok garip oldu ya oyun. Oyun çok garip bir şeye dönüştü abi. Önüme geleni yok ediyorum. Gırro Yusuf görüyorum. Yok kardeşim, Deltarune Chapter 2 demo linkini ben bulurum ya. Çıktıysa bulması sorun değil yani. Yeter ki çıkmış olsun. Şimdi sivri kulak yitik geliriz herhalde. Ne oldu? Nereye kaçtın ya? Patlamış olamazsın herhalde sen gelişine. Patladın mı yoksa? Ha, tuzak. Serena tuzağa basma, karışmam. Vallahi tuzağa basma, karışmam. Yakarsın kendini, söyleyeyim.
Skyrim o da böyle yıkıcı bir güç görmedi ha. Önümüze gelene fireball atıp geçiyoruz. İyi yeter. Bunlar işte gerçekten hırsız bir karakteriniz olursa yapmanız için. Bütün kilitleri tık 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 açacağı için kendisi. Süt testisi işte gelme sebebimiz. Bizim buradan nereye gitmemizi umut ediyordun sen çocuğum? Şöyle bir bakayım. Kapıya doğru döneyim. Şöyle bir bakayım. Aşağı. Yukarı. Neredesin acep? Bence çok aşağıdasın. Şişt, indir o yayı. Bana bak. İndir o yayı. Zırh yeteneği de artıyor. Bu da güzel. Oo. Sen büyü mesafesine bak. Çılgın bir mesafeden büyü atıyormuşuz gerçekten. Serena'nın çağırmış olduğu canlanmış yaratığa yanlışlıkla büyüm çarptı. Adam dönüp bana vurdu ya. Bu nasıl bir sinirdir abi? Bu nasıl bir hiddettir? Görmezken o okları atmak zor olmuyor mu be babacım? Adam hem görmüyor hem ok atıyor. Kusursuz nar taşı. Her şeyi de bırakmayalım yani. Hadi git gel kulağı da malzemeymiş bir tane alalım. Bir tane hırsız karakterim vardı. Maksimum seviye gizlenme mizlenme bilmem ne. Onunla burayı inanılmaz hızlı gitmiştim. Takla ata ata. Galiba bu onu da geçti. Şu anda resmen en hızlı yaptığım sefer olabilir bu. Sevmiyorum seni canım. Canlanmış karakterlerden haz etmiyorum. Bir de sizin büyücünüz mü çıktı şimdi? Güzel. Ha, fazla da hasar vuruyorsun ha. Seni tebrik ediyorum. Kill cam çektim adama. Burası bir çıkış mı? Galiba burası bir çıkış ha. Ha? Pardon, biz nereye geldik böyle? Ha, yol şuradanmış. Bir de burada buralarda ha şöyle bir kol olsa yavrum. Niye saklıyorsunuz bu kolları? Kısa yola gelmiş olduk da burası dönüş yoluymuş be. Dönüşte faydalanabileceğimiz bir yermiş. Gandalf'ın şu anda var ya, ağzına yandan alevli tokat atarım, öbür taraftan buzlu tokat atıp söndürürüm. Sevimli yanacıkları benimki gibi kırmızı kırmızı olur bak, alevli tokadı yiyince söndürürüm ondan sonra da üzülmesin diye.
Sen delikanlı bir adamsın. Hem büyü yapıyorsun. Wow. Hem silah kullanıyorsun. Ama işte karşında böyle daramalı tüfek gibi büyü atan birini görmeyi beklemiyordun büyük ihtimalle. Daha adil bir karşılaşma bekliyordun. Ama sen de öğrenmiş oldun ki hayat adil değil. Katedrale geldik. Hayırlısı. Şu şeyi bir denesem mi acaba ya? Büyülerden, nidalardan ruh koparmayı. Bakalım ne yapacak. Ama ıskalamam ne kadar terbiyesizce oldu ya. Genelde ıskalamazdı bu nidalar. Ne kadar yamuk dağıtsan o hedefine giderdi. Acımasız nida yapmışlar, ıskalıyor. Serena da kan adına dedi. Karmaşık işim olmaz. Bunun için çok yukarılardan düşme canım. Ölürsün mü ölürsün şimdi? Bir yerlerde sanki bir tane dev komutan robotla bazen hafızamdan nefret ediyorum. Bir yerlerde dev komutan robotla kapışacaktık derken asansör kumandası kocaman ruh. Dinamo çekirdeği 4 kilo, almayacağım onu. Geri kalan Dwemer zımbırtılarını da almayacağım. 0-3'müş, bunu alabilirim. Yok, almayacağım. Abanoz oku. Böyle bir şey olamaz. Şu eldeki şeylere bir bakacağım. Waldronald'ın şanslı hançeri. %25 ölümcül darbe ihtimali. Kimin üzerinden aldık acaba? Aa, orman şeyde, mağarada kurtardığımız adamdan aldık, mağaranın girişinde. Bu ne kadar güzelmiş ya. Mehrun Dagor'u da diğer elimize alıp patır patır oynayabiliriz aslında. Kristal Ok 18 hasar. Abanoz Oku 20 hasar. Kristal Oku attım. Kadim Kuzeyli Oku attım. Demir Ok attım. Demir Hançer. Ateş hasarı. Bunu satarız. Abanoz Oku, Abanoz Kılıcı. Güzel. Şimdi giysilerde. Abanoz Çizme. Az Yıkım Tacı. Satarız. Galdur Madalyon zaten bir yere gitmiyor. Kristal Miğfer. Sarık neydi bizimki? Hafif zırh 14'lük. Kristal kaç? 18'lik. Bunu yaparız. Kristal çizmeler, kristal mühür, kristal seti kurduk resmen. Güzel. Kristal seti kurmuşuz, tamam. Nedi? Ha? İkiniz birden bana mı düşmansın? Ağzınızı burnunuzu kırarım ya. İkinizi de. Yok öyle, ben sağlam bırakmam yani. Cesaret kıran kılıç 177 ucuz. Dandik. Sen ah be güzelim, büyüyle eşyası bile yok. Safi dandik. Güce mekanizmasını yerleştirdim. Ha? Bir şeyler olsun diye bekledim yani, lütfen. Kara menzil. Özkan abi selamlar. Vallahi bitirdim. Vallahi bitirdim. Harcadım, bitirdim. Nidayı kullanacağım ya. Buraya da girmeyeceğim. Yavrum, seni benim bir nidalamam lazım. Gel buraya. Seni nidalayacağım. Ağzın dibine kadar gireceğim senin, o yüzden.
Ne oldu? Neydi ki bu şimdi? Tumun gücü eti yırtar, ruhu parçalayıp iradesini eritir. Bir şey oldu belki de adama. Anlayamadım ama ben. Heyecanlı dalınca adama birdenbire ben bam gün bam gün bir de büyüleri attım, indirdim adamı. Büyücülük işte böyle garip bir şey. Yani daha da arttırabilirim biraz büyü hasarımı ama biraz daha arttırabilirim. Gördüğünüz gibi oyundaki diğer şeylere denk hale getiremiyorsunuz büyü hasarınızı. İşte ben şu an okçu olsaydım adamların gözünü çıkartırdım attığım oklarla. O yüzden işte büyücülük biraz meh. Oğlum, sis atma. Sis atma. Vallahi şu cüceler çıksın artık değil mi? Bir konuşsunlar, haklarını savunsunlar. Bence pislik çıkarıyorsunuz. Ben sizinle ilgilenmemişim. Ben sizinle ilgilenmemişim. Siz de ağlıyorsunuz, pislik çıkarıyorsunuz. Arkamdan ok atmalar, garip hareketler. Elazığ. Hoş geldin kardeşim. Biz de sevindik gelmene. Teşekkür ediyorum ayrıca. YouTube'dan verdiğin destek için. Bana bak Nirotu. Adamı hasta etme. Tin tin cin con diye garip sesler çıkartıyorsun. Vallahi yıkım yüz olacak galiba ya. Bu manamız olmaması, manasız büyü atma suyunu çıkarttı işin. Patır patır gidiyoruz yani. Doğru şeyi kullanıyorum değil mi ben? Yakma evet. Efekti çok bir ezik geldi gözüme yakmanın ya. Ben iki tane kağıt tomarı, bir tane kuş tüyü, bir hokka. Efendime söyleyeyim kızım bak gözlerin çok kötü parlıyor. Alırım o gözleri. Korkuyorum her arkama döndüğümde seni görmekten. Tebeşir gibi bir şey varsa tebeşir alacağım. Tebeşir bulamıyorum. Ben anlarım kitaptan. Ben kitaptan anlarım. Hemen baktım oradan onu gördüm. Tamam, yeter. İleride lazım olur diye düşünüyorum. Evet, bu Mötüş bulmacaya geldik. Ünlü bulmacamıza. Lüget'i bırak. Lüget. Bu bulmacaları da hatırlayamıyorum ki nasıldı ya. Ha, bu da açıldı.
Ona da bastım. Bir daha ona bastım. Bir daha ona bastım. Ha, bu da açıldı. Güzel. Bir daha ona bastım o zaman. Niye kapandı? Bir daha bastım diye mi kapandı? Şu anda terbiyesizlik yapıyorsun bak. Ha. Evet. Ha. Ha. Kadim Tomar, mükemmel. Dexion'a götür kadim tomarları. Tamam. Kadim tomarları Dexion'a götüreceğim ama şimdi şöyle de bir şey var. Lugat'a içerik ekle. Lugat'a içerik ekleyebildim mi ben? Ha, Lugat'ı Septimus'a ver. Tamam, bu da çıktı. Güzel. Lugat'ı da Septimus'a vereceğim. Güzel, mükemmel oldu. Bütün görevler birden bitti. Vallahi on numara şaheser. Çıkışı buradan bir yerden gösteriyordu bakayım. Ha, şuradan. O başka yöredeydi bu Laku. Bana da öyle geldi. Ateşle buzu kullanacağım zannettim. Fark ettim ki sonra bizi saldı. Hiçbir şey kullanmak zorunda kalmadık. Şimdi Septimus'a gidelim önce. Zaten bir ayağı çukurda. İhtiyar. Ölür mü ölür. Ondan sonra gidip görevi teslim edemeyiz ona. Üzülürüz. Lugat'a içerik ekledim. Ve çabuk. Olağanüstü. Şimdi anlıyorum. Ha, şimdi diyordu. Ulu elf kanı topla. Orman elfi kanı topla. Bilmem ne kanı topla. Şimdi kapıda bizi adam karşılayıp şey yapacak. Yolumuzu kesecek. Efendin kim? Hermamora. Bu arada biz bununla... Tabii çıktı oraya yaratık. Dragonborn derecesinde de karşılaştık. Şimdi bak, ana senaryoda çok bir şey yapmayıp biz direkt dereceleri yapınca bu sefer yeniden başlayıp bunlarla daha yeni karşılaşıyoruz. Perişan abis. Maalesef kardeşim, bulmacaların el kitabı yok. Sana çile çektiriyor böyle. Çok ilginç bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum şu anda. Hastalıktan dolayı kulaklarım kapalıydı. Sol kulağım açıldı. Birdenbire oradan böyle stereo değil, mono. Tek soldan şey yapmaya başladı. Ses gelmeye başladı. Zamanı gördüğünde sözcüm olarak yerini alacaksın. Kapıdan çekilsen de gitsek dayı. Ne diyorsun? Bir de ne diyeceksin diyor. Sana katılmam aşağılık şeytan. Dikkatli ol. Birçoğu senin gibi düşündü. Hepsinin icabına baktım. Benden sonsuza dek kaçamazsın. Kaçarım, kaçarım. Merak etme. Başka ejder doğan var zaten. Sana kendini kaptırmış. Şimdi buydu değil mi? İki kadim tomatı Dexion'a götür. Öncelikle bizim ana görevimiz var. DLC'nin görevi. En sonunda ona dönebildik. Mutlu bir şekilde şöyle bir gidiyorum oraya. İki kadim tomarı da Dexion'a bir götüreyim bakayım ne diyecek.
Aynen Blacko. Senaryoyu yazan abiler çalışıyor. Dur. Emmoğlu gitme. Kadim Tomar'ı getirdik. Üzgünüm dostum, bunu daha fazla yapamam. Neden? Ne oldu? Bu benim hatam. İlk Tomar'ı okumamdaki acelem gereken dikkatli hazırlanmayı ihmal ettim. Etkisinden sonra yatışacağımı tahmin etmiştim ama yanılmışım. Şimdi bunun bedelini ödüyorum. Gözlerindeki şu örtü yoksa sen kör mü? Evet, korkarım ki öyle. Sana yardım olacak bir şey yapabilir miyim? Hayır, oluruna bırakacağım. Ve benim bile düzeltemeyeceğim şeyler var. Böylelikle tamamladık. Hayır, başka bir yol daha var. Soru şu ki, Aurier'in yayını bulmak için bu kadar riske girmeden bu kadar girmek istiyorsun. Ne yapmam gerekiyor? Zarar görmeyeceğinin teminatını veremem. Kör olmak, korkman gereken en son şey olmalı. Endişelenmeme gerek yok. Bana söyle yeter. Tamriel boyunca Atakor olarak bilinen gözden ırak yerlere dağıldı. Skyrim'de bir tane var. Çam ormanında. Kayran'da Ata Güve ayinini gerçekleştirmek sana aradığın cevabı verecektir. Ritüeli açıklayınız. Arada bir eski Osmanlıca böyle Türkçe'ye dönüyor. Beyefendi dönemindeki Türkçe'ye. Lütfen açıklayınız efendim ritüeli. Anladım yavrum. Garip rahiplere gönderiyorsun beni. Garip materyaller şey yapıyorsun. Güve rahibi bul. Bence bu kadar. Bir güve rahibi bul. Yani bakalım daha neler gelecek başımıza ya. Adam kör olmuş ya. Göz abi. Bak bu çok güzeldi. Kadim Tomar'ı okutmak için evet o her tarafı göz olan Morak bilmem ne Hermaist Cartçurt neyse iblis. O abiden yedek göz alabilirdik ya. Sonsuza kadar okuyabilirdik kitapları o yedek gözlerle. Bu ne? Güve rahibi. Atakoru. Ben Atakoru'ya gitmişim daha önce. Oradan bitki toplamıştım galiba. Peki Atakoru'ya bir kere gittiysem inşallah oradaki abileri kötü etmedik. Hadi bakalım. Hacı emmi. Güver abi bıçağını bulduk. İlahi ağaçtan kabuk toplayacağız şimdi. Bu iğrenç espriyi yapmak istemiyorum ama ilahi ağaç. Hırt, hırt, hırt. Peki. Güve atası sürüsünü çek. Ha, güve atası sürüsü bunlar mı? Anlamadım ben. Şu anda çok saçma bir şey yapıyormuşum gibi geliyor bana. Yo, saçma bir şey yapmıyorum. Etrafta uçan güve sürüleri var. Üzerine gidip onları topluyorum. Kebelekler gelin bakalım. Birlikte bir geziye çıkalım. 4 5 Sen niye orada kaldın kabak gibi? Aa kapı kapanmış arkamdan.
Orada 6.'yı gördüm. Yedinci de şunlar mı? Valla etrafta çok varmış. Herhangi bir tanesini yakalasan olur herhalde diyor. 7. Şimdi bunlarla git diyor. Allah biraz fazla yukarıdan atladık galiba. Kadim Tomar'ı şimdi oku diyor. Bak, kelebeklerin koruması altında. Kelebeklerin etkisi altında Kadim Tomar'ı oku diyor şimdi. Kitaplardan Kadim Tomar kan oku bakalım. Oy bana bir şey olayı. Oğlum? Ha. Yapıştırıyor. Verdim Kadim Tomar'ı. Kadim Tomar'ı. Verdim Kadim Tomar'ı. Allah Allah. Bir şeyler ortaya çıkıyor. Bu kadar efekt yalan mıydı yani? Madem böyle bir şey yapacaksın, niye şey yapıyorsun? Ne anladık acaba? Okuduk da ne anladık? Okudun, girdin. Aferin. Şimdi onunla konuş falan diyor. Allah! Terbiyesiz herifler. Bu kapı nereden açılıyor? Abi kapıyı niye açamıyorum? Çok ilginç ya. Abi bu çok saçma değil mi? Çocuklar, bence ben en azından ateş topu atarsam patlamadan doğru size hasar vereceğimi düşünüyorum. Ki verdim. Daha içeri atamıyorum maalesef büyüyor. Dediğim gibi kapıyı açmanın da bir yolunu bulamıyorum. Resmen burası değildi geldiğim kapı. Yanlış yere bakıyorum diyeceğim artık ya. Şuralardan falan mı geldik acaba? Rezalet abi. Vallahi şuradan mı geldim acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Olur ya, kadın kapının yanlış tarafında kalmıştır. NPC'dir nihayetinde. Işınlanmıştır benim yanıma birdenbire. Hiç de öyle olmamış. Senaryo öyle göstermiyor. Senaryo kadının olduğu yere doğru taraf diye gösteriyor. Ah şu Skyrim'in grafik motoru. Koyu renklerin çamur gibi üst üste birleşmiş olması ve kan çek. Kara elf kanı bulmuş olduk. Neyse. İyi yanından bakarsak eğer kara elf kanını bulmuş olduk. Kızım kapıyı aç, kapıyı. Orada kolmol bir şey vardır bak. Vallahi kolmol bir şey vardır yani. Beni uğraştırma. Ben görmüyorum. Bu taraftan görünmüyor.
Bir de böyle kapıların kolunu bazen ta cehennemin dibine koyuyorlar. Yok, ben kör oldum, göremiyorum ya. Vallahi göremiyorum. Biraz erken geldin Ragnarok. Böyle bir şey olabilir mi? Kadınla buradan doğru konuşmamızı istiyormuş. Ondan sonra kapıyı kendi açıyor. Vallahi çıldırılacak işler bunlar. Saçmalık ama yani. Gerçekten çok saçma. Şimdi ben alev atmıyor olsaydım, kılıçla okla vuruyor olsaydım o kapının arkasında asla bir şey yapamazdım. O adamlar da ölmezdi. Bu kadını asla ayağa kaldırmazlardı. Konuşamazdık kadınla. Böyle beklerdik sonsuza kadar. Bir saçmalık var yani, anlamadım. Ya da o adamların saldırması rastgele bir efekti. Senaryo gereği değil. O yüzden böyle bir şey oldu. Şanssızlık oldu. Bilemiyoruz artık. Peki Skyrim ok diyoruz. Ork kanı yitik elf. Orman elfi ulu elf kanı. Ork yitik elf, orman elfi ulu elf. Ne tarafa doğru gitmemizi istiyor görev? Yine aynı kaleye mi döneceğiz yoksa diyecektim, yok. Kara Şelale mağarası, buraya da girmişiz daha önce. Vallahi kapı için tanrılar kurban da isteyebilirdi. Onu da daha önce yaşadık biliyorsun. Özkanlar yaşamadık değil yani. Bir önceki DLC'de galiba bir tane şeyi açarken açamadık, yarım saat kilitli kaldık. En sonunda sizlerden biri, bir kardeşim şey dedi ya. Abi iskeleti aşağı atsak, kaldırıp attım, kapı açıldı. Büyük bir sessizlik oldu ortamda. Arkadaşım ben burayı temizledim görünüyor. Neyle temizledim acaba? Cifle mi temizledim ben burayı? Yaratıkları öldürmedim mi yani içerideki? Evet, buraya daha fazla gidiş yok peki. Anladım, kızmayın. Wow. Bu nasıl bir şey ya? Lan ne çılgın mağara bu? Sanırım bunu yapmam lazım dedim ama yine de bir kaydedip denemek istedim. Yensa hoş geldin kardeşim. Au! Bu ne abi? Böyle bir mağara mı var? Tamamen şelalelerden oluşuyor. Beni bir yerden bir yerlere fırlattı yani. Ha, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz çocuklar. Daha fazla var mı? Kardeşlerim hoş geldiniz. Büyük ihtimalle o tarz bir temizlik istiyor oyun. Aduket diye bağırmak istiyorum. Tavandan mı düşüyorsunuz siz ya?
Aydınlanma maksadıyla da kullanabiliyoruz büyüyü. Bak güzel. Yolu aydınlatarak gidiyor. Mağara notu. Bir okuyalım bakalım. Çok güzel şeyler çıkar böyle notlardan. Kardeşim gelip beni bulacağını biliyorum ama geç olacak. Eğer bu mektubu bulursan derhal bu izbe mağaradan çık. Bu tip yaratıklarla iç içe rahatça yaşayabileceğimizi düşündüğümüz için çok aptalmışız. Meşale yerleştirdikten sonra seninle kampa dönmeliyim. Bu trollerin farklı olduğunu düşünmüştüm. Her nasılsa onlara zarar verme niyetimiz olmadığını anlamış olmalılardı. Korkarım ki bu trollerden birinin beni öldürmesi artık an meselesi. Umarım hızlı bir ölüm olur. Böyle de artık eşya beğenmiyorum, görüyorsunuz yani. Değişik. Şuradan yukarı da gitmek istedim bir anda. Ha. Daha fazla yol yok. Bir şey söyleyeyim, ben hayatımda bu kadar şey görmedim ha. Karanlık bir mağara daha görmedim. Gerçekten bu kadar karanlık bir mağara daha görmedim. Eziyet gibi. Ha, en başına döndük oyunun. Çık buradan. Hayır, en başına dönmek istemiyorum. Aşağı gitmek istiyorum bu durumda. Bu troller farklıydı ya. Bu troller bize çok iyi davranacağıdı falan diye düşünmek nasıl bir zihniyet bir de ya. Troll abi. Troll yani. The End. Troll. Adından belli. Ha. Belli edin bir kendinizi şöyle. Bu kadar. Benden alacağınız sevgi de bu kadar işte. Yemişler adamı paramparça olmuş. Karanlıklar yüzünden büyük ihtimalle neler neler kaçırıyorum acaba şu anda var ya. Bu tip. Öne çık, korkacak bir şey yok. Şövalye Gelebor. Ben Muhafız Şövalye Gelebor. Aurel Tapınağı'na hoş geldin. Burası özel bir tapınak mı? Alkoş, Akatoş. Kar elflerinin egemenliği için birçok farklı ismi var. Kar elfleri mi? Aynı şeyi bu da sordu. Kar elfleri mi? Sen bir yitik elf misin? Kar elfini tercih ederim. Yitik elf kavramı genelde çoğu gezgine kötü düşünceler çağrıştırıyor. Yitik elf dediğinde değişime uğramış yaratıklara ben ihanete uğrayanlar diyorum. Neden burada olduğumuzu bildiğini tahmin ediyorum. Tabii ki Aurel'in yayı için buradasınız. Başka ne için burada olasınız ki? Bunun için sana yardım edebilirim. Ama önce senin bana yardım etmelisin. Ne tür bir yardım istiyorsun? Başrahip Winter'ı öldürmeni isteyeceğim. Kardeşini öldürmek mi? Niye? Aramızdaki bağ kayboldu. Neyin değiştirdiğini anlamıyorum ama o bir zamanlar tanıdığım kardeşim değildi. İhanete uğrayanlardı. Ona bir şey yaptılar. Aurel niye böyle bir şeyin olmasına izin verdi anlamıyorum. Yitik elfler tam olarak ne yaptı? Tapınağa girdiler ve kimseyi ayırt etmeden durmaksızın öldürdüler. Karşı koymadın mı?
Tapınak huzur dolu bir ibadet yeriydi. Ufak bir grup şövalyeye önderlik ediyordum. Fakat ihanete uğrayanlar kadar sayımız fazla değildi. Herkesi doğradılar. Kutsi mekana girmeyi hiç denedin mi? İsimler süper Türkçeleştirilmeleri ya. Evet. Bu adamın da kanına ihtiyacımız var. Dur sana göstereyim dedi. Böyle bir heyecanlandı birdenbire. Dedim ne oluyor? Bir sakatlık çıkacak. Burada mı uyuyorsun? Ah be hacım. Daha güzel bir yatak yapaydın kendine. Evet, etkileyici. Yitik elflerin hepsi dönüşmüş kabus gibi tipler değil miydi? Sen bayağı yakışıklısın dayı ya. Muhabbetiniz bitse de keşke göreve başlasak ya. Bayağı gereksiz şeyler yapıyorsunuz yani. Yok onu al, kutsal mabede taşı. İbriği oraya dök. Bana da laf soktu sanki sembolik bir şey anlamanı beklemiyordum diye. Evet, tüm bu saçmalıkları yaya almak için mi yapacağız? Beş tane var bir de. Son konuşmamız olabilir dedi. Yani sormama gerek yok sana bunu. Demek ki kara şelale geçidinden sağ çık. Pardon. Muhabbetin kaçırdığımız bir kısmı mı oldu ya? Peki, bir de şunu deneyelim. Sanki Oriel Tapınağı Şövalyesi Gelebor'la karşılaştığı Sintigrafa tarafından kandırılan başlayıp bilmem ne öldürmeni istedi. Yaydın olduğu iç tapınağa girmemek için bana çırağın ibriğini verdi. Teşekkür ederim. O zaman şöyle bir şey yapacağız galiba. Şöyle geleceğiz. Eşyalar diyeceğiz. Çeşitli diyeceğiz. İbrik, 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 ibrik. Her tür şeyim de var kardeşim yani. Anahtarlarda mı? B harfinde. Peki, çeşitli. Heh. Bu eşyayı kullanamazsın. Hayda. Bu eşyayı kullanamazsam. Anlaşılan savaşı kuzeyliler kazandı. Siz olmadığına göre, siz olmadığınıza göre. Ha, ırklarımız bir zehir yüzünden bozuldu diyor. Evet, bu görünüşünü bu yüzden korumuş. Adam cücelerin şehirlerinden uzak durmuş. Bunların da hikayesini anlamış olduk en azından ya.
Evet, Virtur ve ben kalan tek buz elfleriyiz. Bu da buz elfi, kar elfi. Bir karar verse iyi olacak kendisine. Her tür şeyin elfi oldu adam. Ariel mabedi. Diğer kutsamalar temizlendi. Ariel'in mabedi geldi. Ama bu şey olamaz da yani. Bir de kırık da yani bu. Yok, kırık değilmiş. Çok affedersiniz. Nesi kırık? Nereden uyduruyorsunuz böyle şeyleri kırık mırık diye ya? Belki bunu bir yerden doldururuz. Belki de buradan Kara Meşale geçidine giden geçit. Kara Şelale geçidine giden geçit. Bak ben de aynı şeyi söylüyorum. Kara Şelale geçidine giden geçit diyorum senin için buna. Şuraya gelip bunu hani oraya koymanı falan istiyorum. Koyamıyorum. Ama canımız sağ olsun diyorum. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü zaten yayının süresi... Ya sen David Copperfield mısın? Demin arkamdaydın ya. Kızım korkutma beni vallahi, bak bende kalp var, yaşlı adamım, ben de dede sayılırım yani. Ben de bir nevi dedeyim. Nereye çıktık? Şimdi nereye çıktık? Hayda. Bu sefer de bu bulmacanın öbür tarafına çıktık, iyi mi? Bak biz bunu şöyle diyelim. Sisteme gelelim. Şuradan kaydet diyelim. Yeni kayıt diyelim. Videomuz burada kalsın çünkü saatimiz 9 oldu. Saatlerimiz 9'u gösterirken yayınımıza son verelim. Hastalık umarım inşallah artık iyileştik. Sesimiz, mesimiz düzeldi. Bundan sonra salı, perşembe, pazar, salı, perşembe, pazar diye bozmadan kendimizi devam eder yayınları yaparız diye düşünüyorum. Eğer bir terslik olmazsa salı günü delişik bir macera oyunuyla Twitch'te, perşembe günü böyle video izlediğimiz, bir şeyler izlediğimiz yayınla YouTube'da, pazar günü yine ya Skyrim ya başka bir RPG oyunuyla yine Twitch'te diye yayın akışına devam etmeyi düşünüyorum. Kardeşlerim bu durumda bir yayın daha sonuna geldik. Evet sesim hala biraz bozuk gibi ama Allah'a şükür iyiyim dediğim gibi. Umarım sizler de iyisinizdir. Kendinize dikkat edin. Salgın var. Bu yayında da beni yalnız bırakmadınız. Maddi manevi desteğinizi eksik etmediniz. Hep birlikte yayınımızı kazasız belasız tamamlamayı başardık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda, bir dahaki yayınlarda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın diyorum. İyi akşamlar. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.